Arkadaşlar bir tane daha geldi. Engin kardeşimi aleykümselam videolardan tanıyorsunuzdur. Daha önce video çekmiştik kendisiyle. Hem Çiftçi TV için hem YouTube için. Abi tam senlik bir dana var dedi. Bakalım. Ay maşallah maşallah. Engin tam da anlattığın gibi bir danaymış ha. Engin buluyorsun da böyle kaliteleri ha. Kalite bizim işimiz abi. Vallahi kalite senin işin hakikaten gerçekten. Dünkü attığın dana da çok güzeldi de. Bu daha kaliteli ama. Evet o he. Bu daha kaliteli. Bu daha güzel. Hı hı, evet. O biraz sanki şey gibi geldi. Basık. Basık gibi geldi. Hı hı. Bu daha kaliteli. Bu ayaklı abi bu gider. Bu tonlu bulacak dana. Değil mi lan? He? Maşallah maşallah. Kıvırcıklığı da var. Evet. Bir iki ay sonra şuralardan da başlar kıvırcıklığı. Sen bunu yeni aldın herhalde. Herhangi yeni, bir işlem yapmadın değil yok, mi? Yok hiçbir şey yapmadım. Parazitlerini falan yapmadın. Hı. Bunu o zaman bir parazit uygulaması yapıp besiye sokmalı. Güzel. Güzel abi maşallah. Bakan adam da güzel bakmış. Evet. He? Temiz bakmış güzel. Aynen. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Hayırlı gör abi diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle bu ayarda çıkarsa biliyorsun. Tamam sıkıntı yok. Böyle miyim de gerek yok. Kendime bu şekilde bir 20-30 tane yapayım dedim bu sene. İyi. Önümüzdeki sene. İnşallah. Desin güzel para yapacak. Gerçi sen kurbancısın ama. Kurban ağırlıklı. Bayağı var mı? Var. 100? 300 tane vardı da 150 tane falan sattık ya. Yarısını satmış mı? Sattım. Aynen daha satıyorsundur herhalde. Satıyoruz. Aynen. Kendine ne kadar bırakacaksın bu sene? Biz 60 tane falan keseriz ya. Ay. Kurban sonrası hemen yine başlarız toplamaya. Şeyleri. Seneye, diğer seneye kurbanlıkları. Maşallah maşallah. Güzel dana. Ailemizin seyyar satıcısı biliyorsunuz Orhan Bey'i. Öyle zaten mi? Orhan Pilavcı'yı yani tanıyorsunuz. Şey aynı zamanda rent-a-car işletiyor arkadaşlar. Hocam uyku. Uykuyorum ben. Ya. Ercep Bey kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl bu saman, saman işleri kötü mü? İyi ya, kısa gidiyor. Ne edin ya? Bir de Kazım var, Kazım var. Kazım Bey. Kazım kalma. Aynen. Şimdi şuraya doğumhane yapmıştık. Bu doğumhanedeki samanları alıyoruz arkadaşlar. Buraya saman koymuştuk. Buraya 3 tane inek koyacağız. Çünkü yerimiz kalmadı. Bu aralar dana almaktan. İneklerle danalar aynı yerde kalıyor. Sıkıntı oluyor. Yani sürekli bir atılma. Danalarda bir atılma. Atlama zıplama oluyor. Bu da hayvanlara zarar veriyor. Danalara da zarar veriyor. İneklere de zarar veriyor. Danaların ayaklarına zarar veriyor. Sürekli atıldıklarından arka ayaklarıyla inek de ileriye doğru hamle yaptığından kaydırıyor. Arka tırnaklarına zarar verebiliyor. İneklere de buzu attırabilir. O yüzden oradaki samanları buraya alıyoruz. Şuraya köşeye. Oraya 3 tane gebe olan ineklerden 3 tane koyacağız. O 3 tanenin yerine de aşağıya 3 tane dana atmış olacağız. Recep bu böyle olmaya kıymattım. Arada bir yani bir müzik falan. Olsa iyi oluyor. Aynen. Orhan açmasın. Orhan. Böyle olmaz ki bu. Orhan ver coşkuyu. Verelim abi. Şöyle güzel bir müzik. Recep Bey'e. Recep, Kadir'in düğününde çağırıyor seni biliyorsun değil mi? Duyuyor, çıkıyor. Aynen. Hah, samanlığa. Ey yavrum benim be. Tam 5 tane geleceksiniz. 5. 5 koçak birden geleceksiniz. Çıkıyor. Anladın? 5 koçak birden. Arkadaşlar bunlar bizim devrek köçeklerinden aynı zamanda. Düğünlere, nişanlara, kınalara her yere gidiyorlar bunlar. Kadir'in düğününde inşallah nasip ederse yakın bir zamanda bunlar ekip olarak geliyor. 4-5 tane. 5 tane oynatacağız böyle. Ey yavrum benim be.
Orhan Bey bunların menajerleri gördüğünüz gibi. Aynen. Bütün işlerde Orhan'ı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim yaptığım bütün işlerde. Orhan benim sağ kolum diyebilirim yani. Menajerim. Ne kadar işim varsa Orhan halleder. Kazım yürü. Kazım. Hadi oğlum. Evin son halini gösteriyorum şu an. Engin yine bir şeyler yapıyor. Bitmedi değil mi? Aynen. Mermerler konulmuş. Galabudurlar yapılmış. Ha buraya değil mi? Öyle kalsın ya. Usta bir yerde bir şey bırakıyor ya. Şişt, sen de bu duvarı böyle bırakıva. Bu da güzel olmuş ama ha. Bunu kese kese mi yapıyor mu zengin yoksa parça olarak mı bu? Tek parça mı? Yok abi bunu kesiyoruz. Alçıpanı kesiyorsunuz. Ha, alçıpanla mı yaptınız bunu? Şuna bak ya. Bu güzel olmuş ama ha. Karşıki duvar televizyon ünitesinin olduğu yer. Değil mi? Orayı da kaplama yapmışlar. O kaplamayı da istediğin renge boyayabiliyorsun herhalde. Aynen. Değil mi patron? Evet. Hangi rengi isterlerse yolla ben karışmam. O iş renginde. Zaten her iş renginde de. Evet. Buranın şimdi laminantı kaldı, boyası kaldı. Doğru mu? Boyası. Engin önce boyasını yapar, sonra laminantını yapar buranın. Değil mi Engin? Aynen abi. İlk önce boya, zımpara yaptık da makine bozuldu. Yerde kaldı. Şimdi bir şey kaldı sadece. Bir bu odanın zımparasıyla mutfağın zımparası kaldı. Hmm. Öbür tarafı da tamam da. Bu arada traktör yolda kaldı. Traktörü çekersen. Şunların zımparası tamam mı patron? Bunlar tamammış. Baksana. Çalık gibi. Evet. Zımparaları da yapılmış. Dümdüz. Kasta kağıdı gibi. Aynen öyle. Vallahi güzel oldu. Yapılınca güzel oluyor be. Değil mi amca? Yapılınca güzel oluyor. Yapılınca her şey güzel oluyor da işte bana aslında uğraşmak mı lazım? Beden boyak lazım. Yani şu şekilde tavanı, banyonun tavanını şu şekilde asma tavan yapmış. Güzel. Tavanı çok gayet güzel. Güzel. He? Tavanı çok güzel oldu. Hocam unutmuş Engin. Tamam. Şunu mu? Ha? Geldim. En son bir ince temizlik yapılacak. Merdiveni zaten bu şekilde oldu. Merdiveni de güzel oldu arkadaşlar. Şurada bir oturma yeri oldu. Burada çayını içer. Çay kahve içer şurada yazın. Şurada diyorum yazın çay kahve içeriz. Tabii. Aynen öyle. Şeker. Hepsi hazır orada. Enişten buraya şey yapacağım diye. Allah uzun ömür verirse diye yazda. Evet. Sürmeli cam yapacağım diye. Ben burada diye burası diye kapalı olacak diye. İçeri canım sıkıldım diye ben buraya çıkmam lazım diye. Gene çıksın buraya o. Böyle rüzgarda olmaz diye. Şey çekecekler ya. He. Ne diyorlar lan? Sürmeli cam. Yok yok. Şey çekiyorlar ya. Nargile. Nargile. Nargile he. Aynen. Engin ekşi. Evet. Ondan çubuk nargile. Çubuk buysa içime ya. Kime ya? İçeride içime ya. He. Balkona da gideme ya o zaman. Mecbur o Ramazan'a burası ait. Burası ait. O zaten burası Ramazan'a yetiyor ya. Yeter. Fazla bele gülü. Engin'e de şimdi bir tane diye koltuk ayarlayayım. Patron sen neredesin? Uşakları hem çalışıyorlar hem oynatıyorsun. Ercebi tabii. Kömbek götürmemiş ki. He? Götürmemiş. Keşke götürseydi Gülkan biraz oynatıduk. Vallahi oynatıduk işte. Tembak götürseydi. Aynen. Onların işi zaten o. Bir tane gofo veren Ohran çalsın, Ercebi oynasın. Hah. Öyle yapmak lazım. Vallahi ben onları şimdi çık oynadan da gelen ben onları. Aynen. Biraz oynat. Ercebi biraz yakalamışken oynatman lazım. Değil mi? Tabii. Ben onu öyle yaparım. Arkadaşlar sığmadı. Şimdi üstten bir sıra alacağız, öyle sokacağız içeri. Bak, üstten bir sıra alırız, öyle sokarız içeri. Değil mi anne? Oluyor mu? He? Gene He? Gene de değecek bu.
Anne üstten bir sıra alacağız işte. Ama alacaksın da abi. Betona çıktıkça bu var ya bir sıra daha değecek. Bak şurada tanımsak. Değme ya abi, değme. Bak siz bir... Traktör yukarı çıkıyor bak. Tamam abi, siz beni dinleyin. Orası düzlenecek o zaman. Arkadaşlar yengeniz de odun taşımaya başlamış. Şöyle şunu indireceğim. Evet. Kaldı onlar. Şöyle güzel bir odunluk yapmıştık kendimize. Evet. Duvara. Palladığımız odunları buraya bu şekilde koyuyorduk. Hem burada ıslanmıyor. Aynen. Gazını atması da kolay oluyor. Yalnız bu sene burayı şöyle güzelce bir düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bir düzenleme şart. Bir taş parke yapacağız. Şöyle havalar ısındığında yaza doğru güzel bir oturma yeri. Doğru mu? Tabii. Yukarıdaki fırınımızı, ekmek fırınımızı buraya koyacağız. Onu buraya taşıyoruz. İşte gelen misafirlerimiz oluyor, takipçilerimiz oluyor. Onlara burada güzel bir oturma yeri. Tabii yazın oturması güzel olur. Tabii şöyle piknik, mangal gibi çay, şeyleri. Çay, keyfi yaparız. Heh. Onları yapabilecek şöyle güzel bir şey yapalım buraya. Önce bir taş döşenmesi lazım. Evet. Etrafını bir çiçeklendiririz. Tabii. Şu gördüğünüz kenarları komple böyle çimenli gibi şeyler var böyle. Yapay çim mi? Yapay çim var böyle. Şu yeşil. Aynen. Plastik. Duvar çimi. Olur. Etrafına böyle bir duvar çimi geçeriz. Aynen. Şu Engin'in balkon kenarlarına da saksı falan koyarız. Güzel bir çiçekten şey yaparız yani. Şekil, şekillendirme yaparız. Bizler oturacak vakit geçirecek yer olur. Aynen. Yazın. Bunları da amcamın oğlu Şamo getirdi arkadaşlar. Şamo'dan aldık bunları. Şamo bizim için böyle her sene bir traktör, iki traktör yapıyor. Onu da bize uygun bir fiyat karşılığında veriyor. Biz de bunları... İşte kışın yakıyoruz. Bak gördün mü? Az yaktığın zaman hani dereceyi 40'a falan getiriyorsun ya. Tabii. Azallah Celle Celal yok. Bu sefer de böyle zifleşme oluşuyor. 45'in aşağısı zif yapıyor. Aynen öyle. Allah'tan bu waffle'da yani böyle çekmece gibi bunun gözleri temizlemesi kolay. Acayip zift yapmış ya. Kapak ondan açılmadı. Bak. Kapağın kenarlarını göster canım. Bak nasıl zift yapmış görüyor musun? Bak. Evet. Anladın? Akşama hazır hale getir. Aktar. Dün akşamdan beri hiçbir şey atmadık. İçinde köz var değil mi? Şöyle içini göster. İçinde köz var halen de. Acayip. Bir şekilde duruyor. Evet. Şimdi bunun üstüne bir kova kömür attığın zaman tekrar yanıyor. Aynen tekrar yanıyor. Odun kullanmaya pek gerek kalmıyor. Yani odunu ilk yakarken lazım oluyor. He? Tutuşturmak için kömürü. Aynen. Biraz da kömür dolduralım. Minnoşlar. Minnoşlar. Kediler de ben nereye gitsem oraya gidiyorlar. Akşam saat 6'da atıyoruz arkadaşlar şu kovayı, şu büyük kovayı. Akşam üstü saat 6 gibi, 5.30 gibi falan. Bir sonraki gün öğlen 12'ye kadar değil mi? Evet. Uzun süre yanıyor. 12'ye kadar kazanın içerisinde halen daha köz duruyor. Yani sönmüyor öyle kolay kolay. Ha. Daha dolmamış.
Şimdi yakmaya gerek yok. Hava güzel. Akşam yakarız. Aynen, şu an boşuna, iyi hava. Aynen, boş boşuna yanmasın. Evet. Sen odunlara devam et. Ben odunları dizmeye devam edeyim. Ben de hayvanları bir kontrol edeyim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana kolaysa da kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Tamam, Allah razı olsun. Hadi. Beyefendilerin rahatı yerinde. Arkadaşlar. Padon içinde güzelce yatıyorlar. Sebastian. Rota yemeğe mi geldin? Şimdi kontrol edelim. Birazcık rota kalmış. Dibine çökmüş. Ama tabii şimdi 9 hayvana da 9 2 kere 9 18 10 kilo verdiğimizi düşünürsek şurada aşağı yukarı yarım kilo falan kalmış. Bu da çok önemli değil. O da dibine çökmüş. Yani yavaş yavaş rotaya alışıyorlar demek bu. Yakın bir zamanda artık bu buraları yalamaları lazım. Yani şurada şu görüntünün kesinlikle olmaması lazım. Normalde aslında bu yine olmaz. Samanla bunu arpayı rotayı karıştırırken birazcık nemlendirirsem bu rota samana ve arpaya yapışırdı ve bu hiç kalmazdı. Ben kuru kuru verdim, nemlendirmedim. Ama böyle kalmaya devam ederse hafiften nemlendiririm. Paşaya bakın paşaya. Paşam! Ay maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah. Bunları arkadaşlar 450'şer kilo kesersek kesimde 350 lira falan olursa güzel para kazanırız bu sene gene. Bir araba parası, bir sıfır araba parası kazandırır bunlar bize. Ya da bir ev parası diyelim. Ercep mola verdin herhalde. Yoruldun değil mi? Saman işi yoruyor insanı ya. Aynen. Patron. Ercep. Kadir'in düğününde diyorum, Ercep gibi tam yanında diyorum, 4 tane daha götürmeyi lazım. 5 koçak olması lazım. 4 yeterli gibi be. 4 mü? Ha, ama onları ben bırakayım, şeyin çatını üstüne de çıkartırım oyuna. Aynen. Bunlar ama bir baksana, bir hiç oynayayım ama ya. Oynayacaksın ya, hiç binasın yoruldu. Adam yoruldu ya, yoruldu baksana. Siz de ya, oradan gideyim dedi ya. Ha. Ben de 2 dakika mehter olan şunu. Şu an arkadaşlar. Ya, ben de oğlunu çok seviyorum, yalan yok. Gerçekten çok seviyorum bak. Ercep düğünlere gidiyorsunuz mu? Gidiyor abi ya. Gidiyor abi. Dün gittim abi. Dün şeydim, Devlet dedim. Bizim şeyden gidiyorsunuz mu? Kimden? Neydi o çocuğun ismi? Limon limon diyen. Yok ona gitmem ya. Ya limon artık aldı bu yürüdü ya. Almanya'ya gitti herhalde o. Yok bulamadı. Gitmedi mi? Almanya'ya gidecek diye duydum. Düğüne gidip gelmişti belki. Abi de sırf geleceğim diye senin bir gün diye senin orada oynayacağım dedi. Satosuk oynuyor sattan. He? Satosuk oynuyor. Benim limon limon tamam bas bir şey yok yani. Bir de hareket böyle. Vallahi sen daha güzel yaptın gibi geldi Ercep. He? Kabukları aldı diyor abi. Ercep şu aç çık oynayma bakalım. Bakayım, şu patron şu patron bir aç bakalım. Oyun havasını. Bir devre oyun havası şöyle. Koçak havası. Değil mi patron? Ah. Oh. Oh. Burada patron burada ne samanları mı oynuyor? Saman. Yok iyi böyle. İyi. Devam et. Ha. Ey yavrum benim be. Baba gel koçak oynatıyoruz gel. Öyle sadece saman işi yapmıyoruz biz. Ey yavrum benim. O deminki hareketi yap bakalım. Ya gördün mü? Oynuyor adamlar. Ha? Aynen. Arkadaşlar bunların özel elbiseleri var. Onları giyiyorlar. Acayip oynuyorlar bunlar. Bak güzel ama güzel oynuyor adam. Patron şimdi bu adam oynarken bu adama bir şey takmak yakışmaz mı? Yakışıyor. He? E? Tövbe Bey boş ver. Burada oyun havası çalıyor. Akrep mi var elinde? Cebinde de. Değil mi? Orhan. Halamcı duramıyor yine de orada. Ay maşallah maşallah. Patrona bak.
Ay! Heh, böyle böyle köçek parasız olmaz patron. Para olacak ara ara aynen. Arkadaşlar valla günümüz böyle geçiyor. Bir taraftan saman, bir taraftan hayvanlar, bir taraftan oynuyoruz. Bize her gün bayram. Ya, doğru mu ulan? Aynen. Vallahi her gün. He? Aynen öyle. Ey yavrum benim. Arkadaşlar girmedi. Çok yüklemişiz. Bir sıra alacağız. Var mı da? Kanki şu bir sırayı da almamız lazım biliyorsun değil mi? Evet. Tabii. Evet Mahmut. Dur lan. At. Gönder. İyi ki naylon serdik ha. Sağ ileri kadar gittim kadar. Gittim. Bak şu önündekileri de at. Önündekileri. O bir sırayı atacağım mecbur. Aha. Bak oraya yanlış diziyor ha. Daha bu tarafa bu tarafa geliyor. Tamam. Evet. Almış kalmıyor. Ta yukarı doğru gidebilirsen. Orada sen ona göstersene bak o bir sıra önden alınacak orada. Yukarı doğru konulacak. Çok pis bu saman işi arkadaşlar. Tamam. Orhan! Gel! Gel gel gel! Gel baba! Orhan! Şimdi oldu herhalde dur. Oldu oldu. Tamam böyle kal. Hayır gene ilk gün işte böyle sürmek bile. Oğlum senin baban doğuştan motorcu. Senin de doğuştan motorcu olmayı lazım. Öyle de. Tohum babandan gelmiyor mu? Geliyor. Geliyorsa tohumu devam etmemiz lazım. Bu ya. Şey enter alışık patron. Enter olacak. Enter olmayı işte o iş. Anladın. Masaya Ferguson. Efendim bizim enterim bu. Nesi var? Efe gibi ya. Efe bundan bunu fırıldak gibi duruyor. Fırıldak. Doğru. Ben buraya 2-3 kere çıkan bana çoğurum. Hani şeylik yok ki alışkanlığı. Ondan. Arkadaşlar Çaycuma Havalanı'na geldik Kadir'i almaya. Kadir İstanbul'a gitmişti. Kamera parçaları, malzemeleri vardı onları almaya. Bir de nişanlısını görmek için İstanbul'a gitti. 3-4 gün önce. Şimdi uçak da evet dağın arkasından gözüküyor. İnişe geçti arkadaşlar. Herhalde cenaze de gelmiş. Cenaze aracı da burada bekliyor. Evet, iniyor.
güzel bir iniş yaptı. Buradan İstanbul'a 45 dakikada gidiyoruz arkadaşlar. Normalde 10 saat falan sürüyor şeyle, otobüste. Dur kalk, dur kalk, onunla uğraşacağınıza buradan uçakla 45 dakika içerisinde İstanbul'a inebiliyoruz. Çok güzel. Yani havaalanının olması 10 numara. Ara sıra uçaklar kalkmayabiliyor. Ama çoğunlukla kalkış var. Sadece İstanbul ve yurt dışına var. İnşallah diğer şehirlere de yakın bir zamanda olur. Nişanlıyı gördüm. Özlemiştin herhalde. Evet. 2 haftadan beri değil mi? Şimdi 2 hafta falan mı? Yayı geçti. Allah Allah. O zaman normal bir şey. Bildiğin. Siparişleri aldık. Siparişleri aldık. Evet. Her şey tamam. O zaman yavaşça eve doğru gidebiliriz. Çok şimdi iyi. Tekrar İstanbul'a gidecek herhalde değil mi oğlum? Tekrar İstanbul'a. Evet. 12.30 ayda. Erken gelecek de ilk sefer de yine ben. Allah Allah. Öyle. Yani bir tur attınız mı? Attık. Annem de gördü, bayağı yakın uçtu. Ama kayıt tuşuna basmayı unutmuş. Telefonu tutuyor öyle annem uçağa, kayıt etmiyor. Allah Allah. Yani bizim kuyum üstünden bir tur döndürmüş. İnememişti. Az önce tabii. Rüzgar vardı, çok rüzgar vardı. Biraz vakit geçireceğiz dedi. 20 dakika falan döndü dolaştı, geri indi. Sağlık olsun. Ama inerken güzel indi yani. Evet. Hadi gidelim. Arkadaşlar buradan samanları aldım tekrar. Burayı doğumhaneye çevirdim yine. Buraya doğuracık olan ineklerimizi koydum. Bizimki lan baba. Sen şurada durma da aşağı gitmesin de. Sen şurada durma. Onları da sokalım buraya. Yan bakan. Gel. Gel kızım. Anasıyla kızı geliyor. Kız. Kız. Sen ne yapıyorsun kız? He? Sen ne yapıyorsun burada? Rahatınız iyi vallahi burada. 10 numara rahatınız var çocuklar. Şimdi bir de yemlerim ben sizi. Önce bir kafalarınızı kitleyen mi? Şu gelenleri rahatsız etmezsiniz çok. Değil mi? Hepsini dövüyorsun. Bakıyorum hepsini dövüyorsun gece. Kızım. Sen ne zaman doğuracaksın kızım? He? Dur baba. Bir yerimde telefon açamıyorsun. Çocuklar gelin bakayım. Hayır Akbaş. Arkadaşlar bu da bunun üvesi Giren'in. Hayır. Bu baba. Ay maşallah maşallah. Çok güzel dinlek olacak bu. Hayır. Kavga etmeden durun. Bak şimdi yem vereceğim. Yemleyeceğim. Bunlar da mızıklarımız arkadaşlar. Hepsi tekrar gebe. Bu hariç. Bunlar hep paşadan gebe olanlar. Paşanın şu an çocuklarını taşıyorlar arkadaşlar. Paşayı da bakalım tutabilirsek. Size göstereceğim, hatta bir tartmaya çalışacağım paşayı.
Artık yavaş yavaş onu da besiye alacağım. Şimdi bunları yemleme zamanı. Bakın yemlerini attım şimdi. Kilit sistemi olduğu için giremiyorlar. Girmek için de her yolu deniyorlar. Bakın. Hadi açalım bakalım kilitleri. Gel. Tekrar kilitleyelim. Birbirlerini yem yerken rahatsız etmesinler. Gel hadi. Gel sen de. Gel minnoş. Gel bakalım. Evet. Arpa. Bir kısım mısır filek var. Arpa filek, mısır filek, rotaya. Arkadaşlar bunların rotaları farklı. Bunlar gebe. Çok da güzel yiyorlar. Bakın iştahlı bir şekilde yiyorlar. Birazdan burayı yalayacaklar, sıyıracaklar yani. Böyle hani güzel bir yemek olduğunda biz de tabağın dibini böyle ekmekle sıyırıyoruz ya. Bunlar da birazdan burayı sıyıracaklar. Kızım sen ne kadar güzelsin maşallah. Sen ne kadar güzel bir damızlıksın kızım. Anan da güzel senin gerçi. Bunlar hep akraba. Arkadaşlar bu bunun anası. Bu da bunun anası. Bu bunun torunu. Bu bunun anneannesi. Aile boyu bunlar. Hadi yiyin 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 gari. Evet bunlar da yeni aldığımız danalar. Bunlar da işte yavaş yavaş yeme alışmaya başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arpa, filek, mısır filek rota şeklinde. Şurada yulaf otumuz var. Günde 1 kilo yulaf otu yiyorlar. 1,5 kilo da saman yiyorlar. Bunların birinci tartımlarını yaptık. Böyle peyderpeye çektik. Her hafta size atıyoruz. 2-2 çünkü haftada bir alıyoruz bunları. Her hafta bir tane iki tane geliyor. Şöyle kendime beğendiğim hayvanlardan alıyorum. Bakalım bunlara kaç kilo aldıracağız. Hep beraber görmüş olacağız. Bunları da tek tek ben size tekrar atacağım. Videolarda zaten görürsünüz. Güzel hayvanlar topladık. Ama tabii birbirlerine alışmaları lazım. Çok atlama zıplama var. Bu birazcık olsun kesildi ama atlayıp zıplarken arka ayaklarına çok zarar veriyorlar. Çünkü öndeki kaçarken diğerinin iki ayağı diğerinin üstünde olduğu için, sırtında olduğu için arka ayaklarını böyle betonda kaydırıyor. O yüzden birazcık problemler yaşadık. Bakalım. Alışacaklar. Yapacak bir şey yok. Hiç birbirini tanımayan insanları bile bir odaya koysanız bir 10 gün, 15 gün, 20 gün bir zorluk çekerler. Bunlar da aynı o şekilde arkadaşlar. Alıştırdıktan sonra rahat bir şekilde yeme yatarlar. Bakın eskiden yani birkaç gün öncesinde böyle hep beraber ip gibi yeme gelmiyorlardı. Üçü geliyordu, altısı gelmiyordu falan filan. Yavaş yavaş alışıyorlar. İnşallah çabuk alışırlar. Biz de bunları güzelce besleriz. Bunları tonluk yapma peşindeyim arkadaşlar. Yani kessem en kötüsünü 800 kilodan aşağı kesmem. Ama burada tonluk olacaklar da var. İçine paşayı da koydum. Paşayı da artık yavaş yavaş kesime hazırlayacağız. Yani bir böyle bir ton, bir ton 200 falan yapabilirsek paşayı 10 numara olacak yani. Yani seyir zevki olur bizim için. Öyle söyleyeyim size. Bitirdiniz mi yemleri? Ot mu bekliyorsunuz? Bakalım. Oo. Allah tencere dibi sıyırı gibi sıyırmışsın kuşaklar. Tencere dibi sıyırış gibi sıyırmışsınız ha. Ay maşallah maşallah. Şimdi sizi çıkartalım. Size bir de ot döküverelim. Tamam mı? Saman döküverelim. Hadi çıkın bakalım. Çık. Hadi kızım. Hadi çık. Çık kızım. Çık yavrum. Haydi. Kafanı çek. Kafanızı çekin. Heh. Şimdi ot attırmazsınız siz bana. Engellersiniz beni. Durun. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Kavga etmeden bekleyin. Tamam mı? Şimdi ot zamanı. Gelin bakalım. Gel. Gel.
Gel, gel. Gel, gel, gel. Korkma, gel. Kafayı sok içeri. Sok. Botlarını da attık. Şimdi geviş getirme zamanı. Kızım. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. Börek gibi ot atıvalım size bak. Minnoş. Minnoş. Cesur. Oğlum. Baba şu suyu aç da şunlara su doldur be. Azalmış. Fatma kim arıyor? Ben aradım da cevap vermedi. Kadir oraya gel diyecek. He. Kapat baba. Malzeme alacak. Oğlum o gelmedi. Cevap vermedi telefona. Sen gel de gidelim bari. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz patron? Bakacağa gidiyoruz Deyzen'e. Hayırdır? Ya kedi de kedi değil. Kedileri ölmüş de. Yas tutuyorlarmış evde. Evet. Bizim de hısmı... O da kedisiz yaşayamaz evde. Yaşayamayalım. Bizim hısmın gelininde varmış ev kedisi. Evet. Onun da bebeği var ya. Ha Kadir'in... Kadir'in... Kayınçısında. Ha kayınçısında. Evet. Şimdi onlar da kediyi bir yere verelim dediler. Bakalım. Onlarda da bebek var, ufak bebek. Tabii yakında emeklemeye başlayacak. 5 aylık oluyor gayri. Şimdi emekleyen bebek de ağzını her yere sürüyor. Elini... Elini ağzını her yere sürüyor. Işte. Hallara malları yalaya uşak. Doğru biraz mu? Biraz riskli. Riskli. Onun tüyünü yutarsa. Allah korusun. Allah göstermesin. Ondan sonra bizim de aklımıza geldi işte. Kadir'e dedim işte elat verelim mi değil. Onlar da kediyi verecek güzel bir aile arayalardı. Bakacak aile arayalar. Evet. Yani koruyucu aile. Şimdi onlara da zor geliyor. Tabii ikinci bebek. Aynen. O da onların bebekleri gibi. Deyzem de kedi arıyordu. Geyzen de kedici. Beyaz olmasın dediydi. Bu ne renkmiş? Bu grili herhalde kahverengili bir renk galiba. Evet. Karışık bir renk. İşte Deyzem alışı bu. Alışı. Biraz belki hırçın olabilir bir iki üç gün de. Evet. Şimdi yabancı yere gittim herkes öyle oldu. Aynen. Sen ama peki bu mama hemen alışabildin mi? Ha. Tamam. Evlenince. Alıştım. He? Alıştım. Allah Allah. Neye alışmayan? Çünkü sonuçta evlendin. Evet. Seçtin. Onu seçerken düşünecektin. Yani seçtin. Mama seçerek beğenerek aldın. Doğru mu? Abi beğendim de aldım. Evet. Ama gördün şimdi bedava mesela almam. Bak şimdi bedava mesela almam diye. Bak. Çünkü ama... yaşlandı ya artık. Sen de 20'lik kız değilsin patron. Sen de yaşlandın. Baksana benden yaşlı. Tabii. Ya. Babam bak senden genç gözüküyor bak. Sakallardan görmüyor. Bak adamdaki karizmaya bak. Adam takım elbiseyle duruyor yerde. Ya bak. Görüyor musun? Bize değil ki baksana bu. Spor giyiniyor adam. İki hafta önce. Sürtülendi. Hayır yeni. Yani. Hayır. Neresi eskidi lan? Eskidi git lan. Sen de Allah aşkına ya eskidi de ya. Bulmuş da buraya bir bond alsın 3 milyar, 5 milyar. Öyle mi? He bulmuş da. İşte oraya gideceğiz oğlum. Ne zaman gideceksiniz? Oraya gidip gelelim bak. Engin gelmedi. Tamam. Gelmedise gelince uyusun iyisin artık yapacak yok var. Neden? Aynen. Ya da beni bekle. Çok durum varız bizde. Engin kendi yemeğini kendi koyup yemeye mi? Yok. Allah Allah. Hı. İlla önüne koyacağım. He. Ya biz kendimiz yemek bile yapıyoruz. O şey yok, yapıyor. O ekmeğin içine kaşarlı maşarlı böyle peynir zeytin. Ekmek için yapar yer. Onu yapıyor. İşte yemeği koyup yemeye. İşte kola. Babam da aç bırakmaz kendini. Yok, bu da yemek yapar. İçine dolduruyor bir şeyi. Çocuk bakkanı mucuk. Falan falan yapıyor bu. Çorba yapıyor. Evet yapıyor. Kendini doyuruyor bu. O yine makarna mı? Düşmüş yine. Onu bekliyordum işte. O da mozot alacağım dedi. Akşam olmadan gideyim. Bak hava kararacak şimdi. Çıtalar el attıydı. Onlar ensüz mü neymiş? Elbisini alacakmış. He. Onları da el atan götüren de dedi. Hani iki günde dedi zımparası yaparım dedi. Koruyucusunu vuranın altına dedi. Bir boyası kal dedi. Evet. Onlar kedi artık zaten laminatları döşenecek işte. Evin işi de bitiyor yani. Kapıları da arttıracak. Kapılar da görüyor yakında. İyi güzel. İki yani. Valla soğumadan bitsin bir an önce olur. Arkadaşlar Kadir geldi. Patronların ikisi gidiyorlar. Patron! Dur bakalım şu kediyi bir gören. Kadir kedi nerede oğlum? Baba. Sakın çıkarmayın dedi. Şu an çok stresli. Allah Allah. Evet. Adı neymiş? Aşuk. 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 Erkek miymiş? Dişi. Dişi. Aşuk kızım.
Anam. Çok stresli şu an. İyi bakın. Tamam patron, hadi. Eletik. Onu arkaya koy. Arkaya koy anne, onu arkaya koy anne. Arkaya neye koyun hayvana? Evet. Şimdi şuradan doğru şöyle stresini ala ala konuştura konuştura helal. Değilse mi hediye götür bakalım. Hadi gidiyoruz biz. Hadi görüşürüz. Buradan bakacağı kedi gönderiyoruz bak. He? Bak bak kediye buradan alamadı. Buradan Kadir veme ya, buradan kedi veme ya. Ondan sonra bak. Aynen. Ben çizgini oradan görüyorsun aldım. Her türlü hayvan ticareti var bizde. Var bak da. He? İnek satıyoruz, dana İnek, satıyoruz, dana, kedi sana, satıyoruz, ha. Manda satıyoruz. Köpek satıyor. He? Köpek satmıyoruz. Ha, yapmıyoruz. Aynen. Zürafa olsa zürafayı da satarız. Ha, satarsın. Böyle. Sakın bağ salayım deme. Tamam mı? Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü oğlum. Hayır, hayır. Lan sopadan da anlamıyorsun be. Hayır, hayır. Hayır, yürü. Hadi. Biraz yürü görüşümden senin. Hadi. Hadi oğlum. He? Aslanım benim. Aslan oğlum benim be. Meraların parlayan yıldızsın sen. Meraların adamı bu. Adamı. Adamı ama korkutuyor beni. Anladın? Arkadaşlar bunun şakası falan olmaz. Yani boynuzları olmamasına da bakmayın. Adamı öldürür bu. Yani yerde sürükler bu. Şuralarınızdan tutar, sizi yukarıya doğru fırlatır. Hayır. Bak sopayı görüyorsun değil mi? Elimde sopa var. Bak ha. Anladın? Ay maşallah benim oğluma. Kaç tane inek tohumladı kim bilir bu sene. Bu sene bayağı inek tohumladı bu. Bunu şimdi besiye alacağız. Bunu tonluk yapacağız arkadaşlar. Yani bir tonun üzerinde olacak bu. Güzel bir bakalım besi olacak mı? Hep beraber görmüş olacağız. Aylık ne kadar kilo alacak acaba benim oğlum? Güzel oğlum ne kadar kilo alacak acaba? Hoşuna gitti mi? He? Şu kulaklarım olduğu yerler hoşuna gider. Dur. Sırtın. Sopayla hayvan tarıyoruz. Ey yavrum benim. Ay maşallah benim oğluma. Saniye çok da yaklaşma canım. Evet yaklaşınca biraz ters bakıyor. Aynen. Ay maşallah benim oğluma. Benim oğlum neredeyse benim boyuma gelmiş be. Çok kilo alıyordu bu. Çok kilo aldığı için hayvanlara da atılamaz diye. Tohumlama yapamaz diye. Hayır bana dikkat değil. Dikkat et. İleri bakacaksın. İleri. Bunu Mera'ya gönderdik. İneklerle birlikte gitti geldi. Bütün inekleri tohumladı. Hatta sadece bizim köydeki inekleri değil, yan mahallelerdeki, yan köylerdeki inekleri de tohumladı. Bu sene çok uzası olacak bunun, yavrusu olacak. Köylerden bize sürekli telefon açtılar. Dediler ki eniştemiz geldi. Lan dedim enişteniz kim? Senin dana buraya geldi. Bizim ineklerin peşinde geliyor dediler. Geçenlerde de mesela kahvede de gördüm bir tanesi dedi ki bir önceki danadan iki tane buzağısı olmuş. Allah razı olsun dedi. Çok kaliteli buzağlar dedi. Sayende dedi 10 numara buzağı sahibi oluyoruz dedi. Bunları ben böyle güzel tohumluk yapıyorum. Meraya salıyorum. Hem bizim inekleri hem de komşunun yan köylerdeki inekleri tohumluyorlar. Onların da güzel buzağları oluyor ama bazen bunlara zarar veriyorlar. Biliyorsunuz bir önceki danamızın da tam şu kısmına böyle baltayla vurmuşlardı. Şöyle yarmışlardı. Zararsız yani bunun hani bir şey yapmadığın sürece adama saldırmaz bu. Yani kolayla saldırmaz yani. He de öbürküsü daha usluydu ama bu da maşallah 10 numara. Hadi bunu götürelim. Seni tartacağız. Hayır. Cengiz yaklaşma. Hayır. Gel bakalım. Hayır. İneklerin sesini duydu bak ineklerin. Buyurun. Misafir geldi. Gelsin. Hoş geldi. Sofa geldi. Kedi de misafir kedi. Buyurun. Kedi diyordum. Evet. Al sana bir tane kedi. Kedim. Bu kediye Ersin'e bakmadığım kadar bu kediye iyi bakacağım. Ersin'e de bakarım.
O da benim son köpüğüm. Ama bunu, kedime de bakarım. Ama da, bunu daha çok bak, bu senin sana alışacak. Alışacak. Seni bunu ailesinden ayırdık, yuvasından ayırdık. Bu buraya alışana kadar ya. Alışacak. Öğrenene kadar ya. Öğrenecek. Ondan bizi sonra... tanışacak canım. Evet. Tanıyınca bizi ısırmaz o ya. Yok. Bana parça bile atmaz, baba ne der bana. Bu zaten şeye, hazır tuvaleti. Evet. Aşuğumuz içinde. Aşuk. Ha, kuli rengi, tasmalı. Aşuk. Aşuk, ismi Aşuk. Aşuk. İyi, aşkım da sen. O zaman gelmeyebilir sana. Gelmez mi? Aşkım da sen. Adına geliyor. Hmm. Adına geliyor. Hmm. Tamam. Al, güle güle büyüt. Sağ ol. Güle güle. Allah razı olsun götürmediğiniz için. Kadir'im beni. Kadir gitti almaya. Ben de dedim git gel oğlum dedim. Gezeme dedi, ikimize de atalım. Baban da dedi. Ben şimdi kediye, rahatayım. Köpeğe çok meraklıyım. Bak eve uyumuyorum ama hatır için uyuyorum eve. Niye? Çünkü ben bir aydan beri ekspresyonla uğraştım. Ben Çaycuma'da ekspresyon kaptım tuvaletten. İki bayandım orada. O bayandan bana bu geçti. 5 gün orada yattım. 2 gün velime bekledi. 3 gün belgin bekledi. Ondan sonra da şeye gittim. Songul'da. Bir sefer çok çile çektim yani. Yok, bundan bir şey kapmazsın bu herkesi. Korkuyorum ben yani. Ekmeksel kaparını yiyor. Bu onların tabağından yemek yiyen bir hayvan. He. Bundan bir şey olmaz. Olmaz bu aşılı, aşılı. Her şey tamam. Aşı da yaptırıyoruz değil mi ya? Aşı tıva geldiği zaman aşı yaptıracağız mı? Biz aşıları bundan... yapılmış bunun ama yine gerekiyor mu bilmiyorum. Yine sorarız yani. Evet. Yine ben soru sorarım. Tamam. Güle güle büyüdüm, güle güle sağ bakın. Ol, sağ ol. Sağ ol. Benden bu kadar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kedi. Kedi almış gibi buraya geçti bana ya. Sanki eve gelin götürdün ya. Kedi götürmedim. Kedi hoş geldin. Kedi mi? He. Allah kedi götürdü. Cedeze bir deste para götürürseydi bak keşke. Parayı Cengiz'den alırım. Cengiz'de de benim ayak uyalı olsun. He? Ayak uyalı olsun. Bir çile ayakı borcu var dedi. Hala daha verecek. Kurban bayramında alır mısın? Ayıp. Çaldım, iki defa elimden geri aldılar. Dursun. Kaçtın ama gözetmiyorlar diye. Sen adamı sıkıştın mı? Adam kurban bayramında hediye eder. Sen merak etme. İnşallah zaten kurbanı bekliyoruz. Namazını. Bu ne kedi? Aşık. Zaten bir kedisi vardı benim. Biri öldü ağlıyordu. Çok ağlıyordu. Vallahi şey sevinmişti. Sen ne diyor? Dünyada onun oldu valla. Bak sağ ol ya. Bunların yanına bir bızak götürürse de. Keşke kedi götürürse. Ona bızak yok. Sana verdiğimiz bızak o şekilde. Bızak o seni daha ora geçerdi. O da nereden baksan halli beş kağıt. Ücretten yürü. Gör o para kazandır adama. Onu doğru söyle. Hayırlısı olsun. Ne var? Hayırlısı olsun. İyi valla ya. Kadir götürmedi şu an ya. Kişi gelmişti. Biz o eve dedim velimeyi yerini ayarlayalım. Ha. Oraya koyacağım. Şimdi epey oldu. Gavese girelim o. Anladık. Şimdi bu bak size 200 gün alışana kadar patata. O alışıyor ama. Bak. Şimdi alışverişi konuşalım dedi. Önce bir alışverişi Kadir'den. O yüzden. Ha. Hadi bu şam gitmiş, şam gitmiş, ta gitmiş kaynasan istemiş götürdü. Vallahi gitti bu şam. Vallahi. Hadi bunu hem bize bir kedi edindirdi ya. Hem de aşağı dursun. Yavrum benim. Bunu aşağı koy. Şunu da al. Ben de bana bakayım. Nerede? Bir yere o saklanmıştır bir yerin altına. Nerede? Aa bak 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 bak. Patati ye patiye. Aşık. Kız. Gel. Al bakalım hocaya. Gel kız. Tuvaletini gösterken. Tuvaletini göster. O zaten onu buraları dolaşırken görür. Ha gel şöyle yap abi. Şimdi öyle evin içi bir kokusunu alacak, bir bakacak. Yok, bak saklandı oraya. Emeksizler. Şimdi kaç olmuş bunlar? 850. İyi. Vallahi uygun. Neyse kedi götüreceğim abi, bir teneke yav götürseydi ya. 850 lira bak, bir teneke yav aldım 850 lira. Çay da 150 liradan 300 lira. 7,5 lira biz maaş alıyoruz seyyanen. Gel. 5150 lira emekli ayrıldık. 7,5'e çıktı. 7,5 seyyanen 10.000'i. 10.000'i geçti. Aşağıda tükürseyiz. 10.000 yukarı tükürseyiz 10.000. O da daha dün çıktı. 6. ayda şimdi zam verecekler bize. Seyyanen biz size yaptırız diyecekler. Yine 10.000 lira alacak bizim bağış. Aynı öyle olacak. Heh. Bak onları da koymuyor. Şuraya sen onu şuraya kokuyu sunarsın. Onları bir yere ayarlar. Yok yok kokusu alsın değil. O oradan alır onun kokusunu. Şimdi o korktuğu için çıkmıyor. O su kapı mı? Orada var işte abi, yemek yemek. Şurada bu var, öyle sekmanın altında da. Şimdi bu sekmanın altında dursun size. Yırttın lan önüme. Şükürüm. Geldi, yok mu geldi? Aşık. Aşık gel.
Su da koyuyor değil mi? Şu üzerinde bir su koy. Sana su koy bakalım. Al, iyi su koy. O şeyi çıkar orada, çıkar oğlum. Evvela evin kokusu alacak, gezecek, dolaşacak mı? Tabii, alışacak ondan sonra. Tabii. Yabancı yere gittim mi biz de aynı soluyoruz. Ya 5 aylık oluyor bebeği. Gözün nasıl oldu? Bir şey oldu ya korkuyorlar. Gözüm epey iyi de uzağı gene biraz görüyorum ama yakını gene aynı eskisi gibi. Ha. Yakından. Telefon numaralarını seçemiyorum yani. Gözü takacak. Ben biraz seçemiyorum. İşte şimdi yarın benim kontrol var. Yarın kontrolle giden de diyeceğim hocam böyle kem böyle. 8 numara da oldu diyor. Çaycım adı Yücel Bey ya. İyi ya. Ha, onu oluyordum. Şimdi ondan bakalım bir yarın bir cevap alırız acaba. Bir uzak yakın yazacağım. Geçen aldım ben. Onları yazıyor zaten ha. Aldım geçen 2,5 mil vermedim ben. Gel kızım gel. Sport 300 lira aslında. Bu da 2,5 mil. Biz çıkalım yukarı. Ha. Ben kuşları falan. Tamam. Ha ben geçeyim. Ha. Kuşu girdi mi? Oğlum ben bunu oldu yere kuşu buluyorsun. Hoş geldin. Belgin. Aşkım. Babacığım. Hoş geldin. Belgin. Belgin hoş geldin. Buyurun dön, buyurun. Aşkım, buyurun dön, söyle ben dayanam. Sen çoğur. Belgin hoş geldin. Yavrum benim. Aşkım. Aşkım. De, öpüyorum seni. Babacığım dedi. Belgin. Hoş geldin. Aşkım de. Denizin başına talih kuşu buldu ya. Talih kuşu ya, hiç sorma ya. Babaanne tuvaletini yaparsa hemen bir bilet alalım. Yapar mı ki eşya? Aşkım. Yapar ya, yapar mı? Babacık. Belgin hoş geldin. Belgin hoş geldin. Bunu yiyeyim abi. Çok akıllı. Çok kolay. Seni çok bak, sevdim babaanne. Bak nelerde, bak nelerde. Çok seviyorum be ya. Ya bu ne ya? Çok anlatıyor. Psikopat da ya. Psikopat da ya. Bak kızı ya. Hoş bulduk. Aşkım. Hoş geldin. Çiçeği ben. Aşkım. Hoş geldin. Aşkım. Babacık. Belgin. Ah. Aşkım. Ne yapıyor ya? Hoş buldum. Geldin. Aşkım. Babacık. Konuş. Aşkım. Belgin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım. Oğlum Kadir de Kadir abi gelmiş. Hoş geldin de Kadir abi. Hoş geldin. Kadir abi. Hemen söyler mi? Söyle oğlum. Onu söylenmen için 3 gün uğraşıyor. Tabii. O zaman hemen Ersin bir havize aldı. 3 gün o havize buna böyle bunları kelimeleri öğretti. Ondan sonra konuştu bu.